Kristisov Enes Koz karşılaşmasına geçiyoruz. Ladies and gentlemen, our next contest will be fought in the FFC under 67 kilogram category. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from the Ukraine, Ihor Kristisov. And our second fighter, ladies and gentlemen, making his way to the red corner from Turkey. He is Enes Koz. Evet değerli izleyenler, işte 67 kilogramda Ihor Kristisov ve Enes Koz karşılaşmasına doğru geçeceğiz. Artıdan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Güzel bir eşleşme daha bizleri bekliyor FFC 5'te. Ladies and gentlemen, introducing these two FFC warriors once again, fighting out of the blue corner. He is 22 years of age. He stands 176 centimeters tall. He has two wins with a one loss. He represents Team Romanenko from the Ukraine. He is Ihor Kristisov. And fighting out of the red corner, he is 21 years of age. He stands 176 centimeters tall. He has three wins with no losses, with one win coming by way of knockout. He represents Mike's Gym and FFC from Turkey. He is Enes Koz. Our referee in charge of the action is Paul Nichols. Karşılaşmamızı Paul Nichols yönetecek. Bir kez daha değerli izleyenler, 67 kilogramda Enes Koz ve Ihor Kristisov karşı karşıya gelecekler. Fiziken çok yakın bir eşleşme bizleri bekliyor. Tecrübe olarak da, yaş olarak da çok yakın bir eşleşme bizleri bekliyor. Bakalım neler olacak. FFC 5 tüm hızıyla devam ediyor Alanya'da, Illusion Event Hall'da. Son kontroller yapılıyor. Her şey hazır. Ve mücadelemiz başladı. Kristisov'u sarı, Enes'i siyah eldivenleriyle izleme şansımız var. Üçer. Profesyonel maçta buraya gelen iki sporcunun karşılaşması. Enes henüz mağlubiyet almadı kariyerinde. Bir knockout galibiyeti var. Kristisov da iki galibiyet, bir mağlubiyetle Alanya'ya geldi, FFC'ye geldi. İsabeti Enes Koz'dan. Zile gelmek istedi Kristisov. İlk apanda Enes, ardından da karşılığı verdi. İsabetler gelmeye başlamış taraflarda. Yakınlıklarla üstüne geldi Ukrayna Spor Jenis. Enes karşı köşelere. Oldukça sakin, oldukça rahat. Etkilenmeden devam ediyor. Sporcular çok tartmadan birbirini hemen knockout istemeye başladılar. Genç sporcular çok fazla kondisyon problemleri olmayacağını düşünmemiz lazım. Bu maç 3 round sürerse kıran kırana 3 round izleyeceğiz gibi gözüküyor. Sağ köşeyi kaçırdı Enes Koz. Rakibini yavaş yavaş sağ köşe kontrasını arıyor. Sabit'i de buluyor. Bu taktiğiyle Ihor Kristisov. Ters gardlı sporcu sağ ayağı önde, sağ eli önde dövüşüyor. Enes Koz düz gardla, vücuda güzel bir solla başlı kombinasyonla sağ köşe ardından diz.
karşılaşmanın ilk 90 saniyesi geride kalmak üzereyken Kristisov daha net darbeleri vuran taraf. Ama ringde hakimiyet şu anda Enes Koz'da. Sıkışır rakibini bir kez daha sol direk. Kristisov dar alanda. Başardı Kurşev'i dizleriyle devamını getirdi ama Kristisov ayakta kalmaya devam ediyor. İlk round'un son dakikası içindeyiz. Sporcular sarıldığı anda araya girdi. Hakem Paul Nichols. Enes pres yapmaya, rakibini köşelere, iplere doğru sıkıştırmaya da devam ediyor. Kristisov yine oradan sabitlerle puan alacak şekilde çıkmayı başardı. Takipte gelmek istedi Enes ardından sol köşe isabeti. Çeneyi bulmayı başardı Enes Koz. Paul Nichols'ın sporculara uyarıları var. Enes menzilini buldu, sol köşe, sol high kick'ine isabetli. Middle kick'le geldi, kapandı. Kristisov ardından sporcular sarılınca hemen Paul Nichols araya girdi, süreyi durduruyor. Tecrübeli hakem. Kılıçta çekmemesi gerektiği konusunda uyarıları var. Kristisov'a çok da sert uyarılar geldi. Time in. Fight. Devam ediyoruz kaldığımız noktadan. Spinning hakik isabeti. Bu bir knockdown değil ama net bir isabet bulmayı başardı Ukraynalı sporcu. Enes yine rakibin üstüne gitti. Daryl dönmek istedi. Enes dizlerini kullanmaya çalışıyor. Nichols Taksun çok yakın kalmak durumunda bu tempolu karşılaşmada high kick kaçtı. Ardından da ilk round'un sonuna geldik. Nefis bir ilk round Enes Koz ve Ior Kristisov arasında. Hakikaten denk bir eşleşme olduğundan bahsetmiştik. İlk round'da bize bunu tam anlamıyla göstermiş durumda. İşte ilk round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıyacak. Enes'in presine karşılık doğru yumrukları bulmayı başardı. Ior Kristisov. Benim görüşüme göre ilk round'da daha net darbeleri vuran taraf kendisi ama Enes'in tabii ki etkili darbeleri vardı. Son bölüme doğru özellikle biraz daha sakin kalmayı başardı. Şimdi köşelerden gelecek talimatlar her zaman olduğu gibi çok önemli. Sporcuların yaşı genç olunca bunun önemi biraz daha artıyor tabii ki. Köşelerin maçı okuması ve sporcuya doğru taktikleri vermesi. Alexander Romanenko, Ior Kristisov'un köşesinde. Cevat Ali Beyoğulları ve Mike Passeni'ye tabii ki. Tüm Türk sporcuların olduğu gibi Enes Koz'un da köşesinde bu karşılaşmada. Fight. Round başlıyor. Enes yine hemen ringin ortasında yerini aldı, rakibini köşeye doğru gitme çabasında. Kristisov kendi köşesinde burada. Right. Sporcu da bir şey üretmeyi başaramadı. Solda güzel geldi Kristisov. Enes soğukkanlı kalmaya devam ediyor. Ukraynalı sporcunun aynı ataklarına karşılık. Spinning back fist kaçtı. Devamında tekmeyi blokladı Enes Koz. Tek blokta kaldı. Bir kez daha denedi ama sol direkt isabeti. Kristisov'dan geliyor. Aradı. Kontraları bulma konusunda. Kutlarında olan taraf şu ana kadar Kristisov yan yerde kaldı. Karşılaşma devam ediyor. Evet, süreyi durdurdu bir kez daha Paul Nichols değerli izleyenler. Ve bir puanlık ceza geliyor. Ior Kristisov'a. Çekmemesi gerektiği konusunda uyarılarında bulunmuştu hakem Paul Nichols. İhtiyarla devam edince Ior Kristisov bir puan cezayı da verdi. Bunlardan asla çekinmeyen bir hakem zaten. Puan cezası ikinci round'un daha başlarında. Kristisov'a geldi. Enes için bir avantaj tabii ki bu. Bu avantajı bakalım nasıl değerlendirecek Enes Koz. Üstüne gitti rakibinin. Kristisov yalnızca kapanmak durumunda kaldı. Sol middle kick isabeti. Sporcu dönerek gelmek istediler. Enes'in low kick'i dengesini bozdu Kristisov'un. Yerde kaldı Ukraynalı sporcu. Enes karşılaşmayından başlar başın üstüne gidiyor rakibinin. Kristisov yalnızca kapanıyor bu bölümlerde. İlk round'daki etkili kontralarını ikinci round'da bulamamaya başladı. Ukraynalı sporcu Enes çok daha rahat çalışıyor şu anda.
Mstislav geriye doğru adımlar kendi yorulduğunu görüyoruz. Dizler geliyor Enes Koz'dan. Genç sporcular dedik, kondisyon çok problem olmayabilir dedik ama Mstislav biraz daha yorgun bir sakroş isabeti bulmayı başardı burada. Çalışan taraf Enes Koz. İkinci roundun son dakikası içindeyiz. Enes'ten puan alıcı darbeler geliyor. Ukraynalı sporcu çok yorulmuş durumda. Enes'in bunu round arası gelmeden değerlendirmesi lazım aslında. Right. Soldan gelen bir diz var. Zıplayarak gitti Enes rakibin üstüne. Kristisov buradan rahat kaçmayı başardı. Rakibinin boşluklarını maçın temposu biraz daha düşünce. Daha doğrusu Kristisov'un temposu biraz daha düşünce. Çok daha net görmeye başladı Enes Koz. Parketer'de right. Bulamadı. Kristisov'un yumrukları isabetsiz. Dönerek gelmek istedi Kristisov. Enes oldukça sakin. Net bir darbe almadı. Kristisov'dan sol kontrası yine Enes diziyle gelmek istedi. Ve ikinci roundun sonuna geldik. Enes Koz'un maçta üstünlüğünü kabul ettirdiği bir ikinci round. Ukraynalı sporcu yorulmuş durumda. Biraz dinlenme şansı bulacak tabii şimdi round arasında ama... Üçüncü roundda avantaj sporcumuzda gibi gözüküyor işte. İkinci roundtan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Üçüncü rounda doğru geçeceğiz artık değerli izleyenler. Enes Koz, Igor Kristisov karşılaşması işte Mike Passenye, Big Mike. Kez daha ekranlarımıza yansıyor. Yani Batrari diye başlayalım zaten kendisinin yetiştirdiği sporcular, şampiyonlar konusunda. Melvin Manhoff, Mürtel Grönart, Sahak Parparyan'ı saymak lazım. Tabii başta Gökhan Saki olmak üzere birçok üst düzey sporcunun da dönem dönem antrenörlüğünü yapmış bir isim kendisi. Artur Kişenko'nun keza aynı şekilde. Alistair Overeem'in zaman zaman keza. Hakikaten dünyada kickbox denince, kickbox antrenörlüğü denince akla gelen belki de ilk kez Mike Passenye bu gece burada Alanya'da Illusion Event Hall'da FFC gecesinde. Üçüncü roundumuz başlıyor. Enes Koz ve Igor Kristisov arasında. Bu kırışmadan daha net darbeyle çıkan taraf Enes oldu. Ukraynalı sporcu çok fazla round arasında dinlenebilmiş gibi gözükmüyor açıkçası. Hala derin nefesler almaya devam ediyor Igor Kristisov. Enes çok daha soğukkanlı, direkt yumruklarıyla güzel geldi Kristisov. High kick denemesi omzunda kaldı Enes'in. Ve maç boyunca Enes kovaladı. Kristisov kaçtı. Kaçmaktan da artık yorulmuş durumda Ukraynalı sporcu. Gardı yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Daha fazla risk alabilir bu bölümlerde. Enes'in dikkatli olması lazım. Maçın başından bu yana taktiğini çok fazla bozmadan devam etti Enes Koz. Mesafeyi kapattıktan sonra sol direğin ardından o sağ aparkatına getirmek isteyecek. Tekmelerini kullanmak istiyor. Kuşkik'le uzaklaştırdı Enes'i. Kristisov hemen geri geldi Enes kaldığı noktaya. Enes tutup üstüne bile gidemiyor şu anda. Randall sporcu. Enes'in dizleri yakın mesafeden yine etkili oldu. 1-2-45 saniye var. Üçüncü roundun sona ermesine. Right! Maç boyunca kaçmak zorunda kaldı. İlk roundda kontraları biraz daha iyi zamanlamayla buluyordu Ukraynalı Kristisov ama 2-3 roundlarda Enes net olarak üstünlüğü ele almış durumda. Karşılaşma böyle biterse de galibiyete bir adım daha yakın ama net kontraları bulabildiğini gördük. Burada olduğu gibi Kristisov'un sol direkt isabeti tam çenesine geldi. Enes'in dikkatli olması lazım. Bir yumruk. Doğru zamanlamayla gelecek bir kontra. Kristisov'un nakavtını beraberinde getirebilir. Yaklaştırmamaya çalışıyor Enes'i şu anda. Enes çok soğukkanlı yalnız böyle durumlarda. Kristisov'un bütün hamlelerine gayet rahat bir şekilde karşılık veriyor. Pres yapmaya istediğinde mesafeyi kapatmaya devam ediyor. Enes Koz. Kickler direkt yumruklarıyla oradan karşı atağa geçmeye çalıştı. Mstislav başarılı olamadı. Enes üstüne gitti rakibinin.
Dönen tekme denemesinde yerde kalıyor Kristison. Son 30 saniye karşılaşmada artık. Bir şeyler denemek zorunda Kristison, bunun farkında ama. Enesko'za karşı 2 ve 3. roundlarda özellikle etkili olamadı. Ukraynalı sporcunun bir de puan cezası olduğunu hatırlatalım, 2. roundda aldı. Şu anda karşılaşmada üstünlük sporcumuzun elinde gibi gözüküyor. Son 10 saniye artık. Son bir darbe gelir mi Enes'ten? Yine köşeye sıkıştırdı rakibini. Soluyla oradan çıkmak istedi Kristison. Enes'ten güzel eski son köşeye karşılık. Stop. Ve mücadelenin sonuna geldik. Çok denk bir eşleşme olduğundan bahsetmiştik. Enesko, Igor Kristison karşılaşmasının. İzlediğimiz maçta zaten bize bunun aksini göstermedi. Ama Enesko benim görüşüme göre galibiyete bir adım daha yakın olan taraf. Ama tabii ki karşılaşmanın sonucuna hakemlerimiz karar verecekler. Bakalım Enes Koz'un mu yoksa Igor Kristison'un mu eli havaya kalkacak? İşte Enes Koz ekranlarımızda namalup olarak buraya geldi. 3 maçta 3 galibiyetle buraya geldi. 4. galibiyetini alabilecek mi? Şu anda hakemlerimiz puanları topluyorlar. Ve evet, extra round kararı çıkıyor. İlk 3 roundun ardından yenişemedi Enes Koz ve Igor Kristison. 4. ve son round, extra round. Karşılaşmanın galibini belirleyecek. Bu noktada maçın baştan başladığını söylemek lazım aslında. Bu roundun galibi mücadelenin de galibi olacak. 67 kilogramda Igor Kristison, Enes Koz karşılaşmasında müsabakanın galibini extra round belirleyecek. Out, Mike, out. Evet, Enes'in köşesinde Big Mike'ın itirazları vardı ama extra round kararı çıktı. Extra round'un başlamasını burada bekliyoruz. Judges. Time. Ready? Fight. Evet, extra round'a başladık. 3 dakika. Bu son round. Karşılaşmanın galibini belirleyecek. Round arasının tabii 3 ve 4. roundlar. Extra roundla maçın normal süresi arasındaki bölümün biraz uzaması. Ukraynalı sporcunun avantajını oldu. Güzel bir solcak isabeti. Dinlenmesi gerekiyordu. Dinlenme şansı buldu Igor Kristison. Enes Koz maçın başından bu yana disiplini hiç bozmadı. Aynı taktikle, aynı presle, aynı baskıyla devam ediyor. Yamaya kaydı Ukraynalı'nın. Enes'in tekmelerinden sonra bacaklarında da net kızarıklıklar oluşmuş durumda Igor Kristison'un. Enes sağını gösterdi, solu bir isabeti buldu, ardından yumruklar da isabetli geliyor. Çok açık vermeye başladı Kristison. Enes Koz bunu değerlendirebilecek mi göreceğiz. Hopki güzel blok aldı. Fakat ardından hata geçtiğinde Enes tam net isabetleri bulamadı. Son 2 dakika. Güzel bir sol kroşe isabeti. Yakın mesafeden de yumruklarıyla darbeleri devam ediyor. Middle kick bloklandı. Low kick ile geldi. Ardından bir kombinasyonu. İki aparkat üst üste Enes Koz. Ukraynalı Kristison sallanıyor. Her kick kaçtı. Spinning back kick kaçtı. Spinning back fist kaçtı ardından. Genel yumruğu kaçırmasa, Enes isabeti bulsa çok net bir knockout gelecekti belki de. Üstünlük tamamen Enes'te, çalışması gerektiğine dair talimatlar geliyor. İki sol isabeti bulmayı başardı Kristison kontrol olarak. Ama Ukraynalı sporcu ciddi yorgunluk gösteriyor. Sol direklere çalışıyor Kristison'un. Ekstra round'un da artık son dakikasına geldik. 3 round kıran kırana dövüştükten sonra
dördüncü rauntta da aynı performansı verebilmek hiç ama hiç kolay değil. Enes ve Kristisov gayet iyi iş çıkartıyorlar şu ana kadar. Enes'in presi sürüyor, sağa uzattı, ardından tekmesi isabetli. Vücuda gelmek istedi soluyla. Kristisov bunu güzel blokladı Enes. Sağ köşesi Andrek ardından tam isabetli olmadı. Kristisov biraz daha hata geçmek durumunda hissetti kendini. Dönerek tekmeyi denedi ama ya kaydı, tam isabeti de bulamadı. 10 saniye kaldı ekstra round'un sona ermesine. Kristisov çok yoruldu artık. Enes'in baskısı sürüyor. 10 saniye işareti geldi. Ve mücadelemiz sona eriyor. Kristisov'un elleri belindeydi. Ne kadar yorulduğunu görme şansımız var. Enes Koz da yoruldu ama ekstra roundla birlikte artık galibiyete ulaşmış olması lazım. İşte ekstra round'dan da görüntüler ekranlarımıza geliyor. Hakemlerimiz tabii ki son round'u da puanlayacaklar. Bu sefer artık bir galibimiz olmasını bekliyoruz. Enes Koz. Yor Kristisov karşılaşmasında. Evet, karşılaşmamızın bir galibi var ekstra round'un ardından. Ama bu galip kim? Herkesin aklındaki soru bu. Kristisov ve Enes Koz. Şimdi ringin ortasına gelecekler. Rakem Paul Nichols'ın yanına gelecekler. Ve karşılaşmamızın artık galibini öğrenme vakti. Ladies and gentlemen, after four incredible rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards and we have a winner. From Turkey, Enes Koz! Enes Koz galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Namağlup olarak gelmişti buraya, kariyerine de namağlup olarak devam ediyor. Genç sporcu 4 maçta 4 galibiyete ulaştı. Zorlu bir galibiyet oldu. Ekstra round'a giden bir karşılaşma ama Enes Koz en sonunda karşılaşmayı kazandı. Ödülünü de alıyor burada Enes Koz.